Tek gelmedi, tamam. İzleyelim bakalım. Alakalı hislerimi sizlerle paylaşmak ve yaşananları sizlere anlatmak istiyorum. Bir milli takım sporcusu olarak böyle bir konuyla beraber karşınıza geldiğim için çok mutsuzum. Huzurlarınızda tüm Türk halkından özür diliyorum. O akşam maçı izlemeye gelen tüm futbol sever arkadaşlarımdan, stat görevlilerinden, tüm sporcu arkadaşlarımdan özür diliyorum ve beni affetmelerini diliyorum. Dün akşam maçı izlemek için her seyirci gibi futbol sahasına gittim, stada gittim ve maç başladı. Yani oraya gitme amacım böyle bir YouTube videosu çekmek, bunu işte sahaya atlayıp videoya çekip bunu YouTube kanalımda paylaşmak falan değildi. Kaldı ki yanımda kamera falan da götürmedim. Böyle bir hazırlığım yoktu. Maçı izlerken 15. dakikada falan inanılmaz heyecanlı bir durum oldu. Korner atışı esnasında maç durdu ve ben anlık refleksle bir anda heyecana kapılıp sahaya atladım. Kimseye dokunmadım. Yaptığım o anın heyecanına kapılmış böyle planlanmamış bir hareketti. Ne bir kişinin, ne bir kurumun, ne de bir markanın yönlendirmesiyle falan hareket etmedim arkadaşlar. Ya da buradan bir video çıkartıp YouTube kanalıma atıp bir gelir elde etme amacında da değildim. Bir takipçi kazanma amacında da değildim. Hepinizden teker teker özür diliyorum bu durumu size yaşattığım için. Bir milli takım sporcusu olduğum için bu müsabakaların ne kadar önemli müsabakalar olduğunu farkındayım. Kendim 27 kere milli forma giydim. Ama bu durumun içerisindeyiz ve karşınıza geçip sizden özür diliyorum. Bugüne kadar beni tanıyanlar iyi bilir. Tanımayanlara da şöyle kısaca kendimi anlatmak istiyorum. Yaptığım videolarda ve yaşantımda her zaman spora ve sporcuya çok önem gösterdim. Kendi yaşantımda da bu şekilde yaşıyorum. Genç arkadaşlarımı da bugüne kadar hep spora teşvik ettim. Bu durum yaşanmış olsa bile daha ilgili bir şekilde, daha alakalı bir şekilde genç arkadaşlarımı spora teşvik etmeye, bununla alakalı videolar üretmeye devam edeceğim. Böylesine üzücü bir olayla beraber karşınızda olduğum için gerçekten çok derinden etkilendim ve bu durum beni çok üzdü. Bundan sonra hareketlerimde daha dikkatli olacağıma söz veriyorum ve sizden af diliyorum. Daha öncesinde olduğum gibi gençlere ve toplumumuza örnek bir birey olmaya devam edeceğim. Hepinize teşekkür ederim dinlediğiniz için. Umarım beni affetmişsinizdir. Allah'a emanet. Yani çok da şeyden daha iyidir. Pişkin bir şekilde çıkıp sahaya nasıl atladın videosu koymasından daha iyidir. Gidip de böyle bir şey beklemiyordum. Hani ne var ki bunda falan diye savunma yapar diye bekliyordum. Ne yaptık sanki falan modunda ama demek ki harbi sağlam linç yedi ki veya uyarıldı ki bir marka tarafından yapmadım, bir markayla alakası yok falan diyor ya. Herhalde Pepsi götürmüştü onlar oraya. Pepsi zan altında kaldığı için böyle bir açıklama yapmak durumunda kaldım.